Bu odada diyelim kötü adamlar var. Ya Evet. da bu odada terörist var ya da bir şey hırsız var. Kapıyı açıyoruz. Ciddi görüyüz köpeğini. İçeriye bırakıyoruz. Kapıyı çekiyoruz. Hem insanın, idarecisinin can hayatını kurtarıyoruz. Hem de içeride köpek yapacağını yapıyor. Bizim yetiştirdiğimiz köpekler şöyle. İstihbarat geliyor. Bir yerde terörist var. Tamam mı? Ve teröristin tam savunmasız şeklinde köpek kapı kırılıyor. Köpek içeriye bırakıyor. Bu asayiş köpekleri abi. Mesela diyelim ki eli silahlı insanlar banka soygunu esnasında insanlara rehin aldılar. Tamam. Elinde silah var. Sen kapıyı açtın, köpeği saldın, kapattın kapıyı geri. Doğru tamam. mu? Kapıyı kapat, istersen de gir köpekle. Ama köpeği bıraktığın zaman o silahlı adamı ısırır. Bilir yani silahlı Tabii adamı. Ki de bilir. Kötü adamın kim olduğunu Bizim bilir. Çok videolarımız var, silahla falan çok var. Ve şunu da Çünkü çok silahı iyi. Öğretiyorsunuz ona. Tabii ki de. Ve şunu da öğretiyoruz. Sahip de silahla geliyor. Şimdi bazı köpekler var, onu eğitim sırasında öğretmiyorlar. Sadece karşıdan silah geliyor ama video sırasında video çekiyorlar. Sahibi de silah tuttuğu için sahibine dönüyor. Eğitim sürecinde sahibi de silahlı olması lazım.